yaşlılarda kırık kalp sendromu uyarısı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Akgül, koronavirüsü nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarda kırık kalp sendromu oluşabileceği uyarısında bulundu. Akgül, kendini kalp kriziyle gösteren bir hastalıktır ama damarlar açık bulunduğu için gözden kaçar. Evde kalı biraz serbestleştirmemiz gerekmekte. Çünkü evde kalanların psikolojisi bozulmaya ve hastalıkları çok artmaya başladı dedi. Koronavirüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar geçtiğimiz pazar günü uygulanan 4 saatlik iznin haricinde yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkamıyordu. Uzmanlar ise uzun süre evde kalmanın yoğun strese ve kaygıya dönüşebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Profesör Doktor Ahmet Akgül, salgın sürecinde önlemler gereği evinde kalan, özellikle 65 yaş ve üstü ile yalnız yaşayanlarda yoğun stres nedeniyle kırık kalp sendromu oluşabileceğini söyledi. Yoğun stres ve sosyalleşmenin azalması gibi durumlarda damarların kasılıp baloncukların oluştuğunu ve damarların tekrar açıldığında kalp kısının bozulduğunu söyleyen Doktor Akgül, düzeltmek için de kalp yetmezliği tedavisinin uygulanması gerektiğini belirtti. Evde kalanlarda hastalıkların artmaya başladığını söyleyen Profesör Doktor Akgül, online olarak psikolojik destek verilmesi gerektiğini belirtti. Akgül şu ifadeleri kullandı: "Bu hastalık özellikle 65 yaş ve üstü kadınlarda ve yalnız yaşayanlarda ortaya çıkmıştır. Bu hastalıkta hastalar çok ciddi bir kalp ağrısı yaşıyor ve hemen hastaneye gidiyorlar." Kalp krizinde hastanın kanına bakılıp EKG'si çekilir. Kalp krizi tanısı konduğu zaman da hemen anjiyoya alınır. Anjiyo'da tıkanlı damar açılmaya çalışılır. Hasta birkaç gün yatıp gider. Fakat bu hastalık öyle değil. Şikayeti gerçekten tamamen bir kalp krizi şikayeti. Yani göğüste ciddi bir baskı ve sanki bir fil oturuyormuş hissi var. Hasta hemen acile gider. Ve acilde yine EKG'ye bakılır. EKG'de gerçekten kalp krizi bulguları olur. Kalp kaslarında harabiyet görülür. Hasta anjiyoya götürülür. Fakat bu sefer bakılır ki kalp damarları tamamen açık. İşte hastalığın farkı burada. Damarlar açık olunca tamam. Bu hastada bir şey yok deniyor ve hasta birkaç gün dinlendirilip eve gönderiliyor. Kırık kalp sendromu deyince biraz basit gibi duruyor ama bu öyle bir hastalık değil. Uzun süre yoğun stres altında kalınca, mesela bir eşin veya çocuğun kaybında, iflas etmede, yalnızlıkta, şu an olduğu gibi evde kalma gibi yoğun streslerde ve başka streslerin de birikmesinde, sosyalleşmenin azalması gibi durumlarda oluyor. Bu hastalarda özellikle şu günlerde yaşı biraz ileriyse ve biraz da yalnızsa muhakkak psikolojik danışmanlık yapılması lazım. Belediyeler ve devletimiz bu konuda çalışmalar yapıyor. Bizim de online destek hatlarımız var. Bunlar çok önemliler. Ayrıca kalp yogası da önemli bir tedavidir. Oturduğunuz yerde yapacağınız nefes egzersizleriyle, fiziksel egzersizlerle ve zihinsel egzersizlerle hem stresle hem de hareketsizlikle baş edebilecek hale gelebilirsiniz. Arkadaşlar Profesör Doktor Akgül'ün görüşlerini ve videomuzu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Böylece videomuz YouTube tarafından daha çok kişiye önerilir ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın psikolojik destek alması gerekliliği daha çok kişi tarafından öğrenilir. Teşekkür ediyorum.